Sol. Aramızdan şimdiden özür diliyoruz. Eminim ki saat 6.30'da böyle geçmişlerdir radyo başlarını ama biz yine de dedik ki özür dileriz kendilerinden. Ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Onlardan da özür diliyoruz tabii. bu güzel programınıza beni davet ettiğiniz için çok da mutlu oldum. Biz de mutlu olduk. Şu an radyoları başında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı diliyorum. Vallahi ne güzel. Şimdi aslında ben yana yanadan önce bahsetmeden önce şeyi sormak istiyorum Murat Bey. Bir dönem biraz ara oldum. Biz evet. O arada sizi merak ettik. Dinleyicilerimiz, özellikle hayranlarınız. Biraz oradan bahseder miyiz? Evet. Bir 3-4 senelik kısa bir kısa değil aslında uzun bir ara verdim. Ama 3 sene sonra gene Ya 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 isimli şarkımla tekrar geldim. Bir buçuk sene sonra da şimdi sevgili Yıldız Tilbe ile düet şarkımız çıktı.
Bir Murat Başaran Yalçın Polat şarkısıydı bu. Daha sonra Yalçın abiyle yaptıktan sonra şarkıyı Yıldız ablaya stüdyoda dinlettim. Bunu bana bir göndersene dedi. Sonra bir baktım bana gece mesaj geldi. Bunu beraber söyleyelim diye. Ya. Öyle deyince şimdi bizim de normalde benim Acıyor Kalbim isimli şarkım vardı. Ona klip çekecektik. Onun projesini yürütüyorduk. Ve Yıldız abla böyle söyleyince sevgili Yıldız Tilbe hemen askıya aldık o klibi, o aranjeyi. Sonra geldik yana yanaya ve birlikte stüdyoya girdik. Tabii Yıldız Tilbe ile beraber çalışmak da çok güzel. Çok keyifli bir çalışma oldu. Evet. Stüdyoda da öyle. Zaten canlı canlı dinleyip de o şarkına ruhunu katışını görmem de çok daha farklı oldu. Yani o zaman söyledim bu şarkı çok iyi çıkış yapacak dedim. Ya yani, o zaman fark ettim şarkıyı. Gerçekten şarkıya ruhunu kattı o da. Sevgili Yalçın Polat da, sevgili Selim Çaldıran da çok güzel aranjeler yaptı. Ve böyle güzel bir ekip çalışması oldu ve bu şarkımız çıktı. Kesinlikle, yani dinlerken böyle bir içini kıpır kıpır yapıyor insanın şarkı. Hani böyle bir hoş bir hal alıyorsunuz da. Teşekkür ederim. Ben aslında ilk başta şey zannettim, söz müzik size ait falan zannettim. Sevgili Yalçın Polat'la birlikte yaptık şarkıyı. Sözlerini o yazdı. Sözleri o yazdı. Evet, müziğini ben yaptım. Yine müziğinde de onun katkısı çok oldu, sağ olsun. Aranjeyi de Selim Çaldıran yaptı. Böyle güzel bir şarkımız çıktı. Şey düşünüyor muyuz, remixini falan? Valla remixini... Yazara damga vurar yani, diye düşünüyoruz. İnşallah. Yani şimdi remixi, şarkı ilk önce biliyorsunuz biraz çıkar, herkesin ağzına takılır. Dinlersiniz sağda solda, böyle arabalarda, işte kafelerde falan. Sonra remixleri çıkmaya başlar. Tabii. Ve bunları sanatçılar da fark etmez. Şarkının remixleri yapılır. Hep öyle oluyor benim şarkılarımda. Sevgili DJ arkadaşlarımız da, hatta teklif eden de oldu birkaç tanesi. Akapellalarını gönderirsen bu şarkıların remixlerini de yapmak isteriz diye. Tabii ki seve seve onlara da gönderiyorum. İnşallah remixleri de gelir yakında. Yani gelsin, evet. Şimdi gençlik biliyorsunuz, nesil artık daha bir kulüp kafasında hani tabii ilerliyor. Yeni nesiller falan. Aynen öyle. şimdi artık sanatçılar da hani sahnelerinde söylemeye başlıyorlar. Hani bu şarkılar çünkü gerçekten çok güzel. Dillere dolanacak bir şarkı. Ama remix ister diye düşündüm, bilmiyorum. Bir de gider yani sanki. Tamam. O zaman dileği kırmıyoruz. Remix yapıyor. Tilla Hanım da sağ olsun. Evet, evet. Çok sağ olsun basın danışmanımız. Emel Hanım da öyle, Kurtuluş da öyle. Onlar da böyle bir ekip çalışması. Herkes inandı. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Sağ olun de siz değerli radyocularımız da böyle acayip katkılarda bulunuyorsunuz. Bizim dört duvar arasında yaptığımız şarkıları böyle 10 binlere, 100 binlere dinletiyorsunuz. Vallahi. Sizin emeğiniz çok fazla bizde. Sayenizde biz de sizin sayenizde dinleniyoruz. Öyle diyelim o zaman. Peki Yıldız TV kısmına gelelim. Tamam, hani beraber söyleyelim vesaire durumu oldu ama hikaye sadece böyle mi başladı? Sonrası nasıl gelişti? Bir anda hemen çalışmaya mı girdiniz? Ne kadar sürdü bu süreç? Tabii yani... Klibe gelmiyorum ama klip ayrı soracağım. Şarkıyı hani birlikte yapalım, birlikte söyleyelim deyince hemen işte sevgili Selim Çaldıran'a gittim. O da daha önce Yıldız TV'nin 2 albümünü yapmıştı. Sonra Selim abiyle çalışmaya başladık. Sonra işte Yıldız abla geldi. Okumalara girdik. Sonra işte şarkının işte mixleri yapıldı falan, soundları düzenlendi, aranje bitti, sonra da klip başladı. Sağ olsun, yani her konuda da çok böyle keyifli bir çalışma oldu. Yani o da büyük bir heyecanla bunu şey yaptı, yani şarkı bitti mi, klibi bitti mi falan filan diye böyle soruyor yani. O heyecan için baktım, onda da o heyecan var. Biz bile soruyoruz, bitti tabii, mi? Tabii. Ondan sonra bitti ve çıkardık böyle. Vallahi çok güzel olmuş gerçekten de. Yani şey, iki ses birbirine çok yakışmış. Teşekkür ederim. Tabii ses yakışmaları da çok önemli. Acayip uyuşma böyle var. Hani klipte de kesinlikle öyle. Başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Tabii. Burada şarkıda hani flamenco ezgileri var, var yani. Var. Hani bu sizden var. Sizin planladığınız bir şey mi yani? Ben genelde seviyorum. Zaten şarkının müziğiyle başladı. Yani ilk önce müzik aklıma geldi. Daha sonra sevgili Yalçın abi çağırdım, Yalçın Polat'ı. Bak böyle bir melodi var dedim. Buna bir şeyler yazalım dedim. Ondan sonra ben yazarım dedi. Sonra aldı, yazdı. Ve güzel de yazdı. Güzel şeyler yaptı.
Sağ olsun, ona da buradan teşekkür ediyorum. Sevgili Yıldız Silbe de şarkıya ruhunu kattı okurken. Ya, güzel bir şarkı oldu. Ben bu kadar da beklemiyorum. Şarkı trendlere de girdi. Türkiye trendlerine gitti. Girdi ve şimdi hatta bugün sürpriz bir haberimiz de olacak. 12'den sonra da dünya listelerine girecek şarkı. Şarkı çok güzel. Vallahi ama hak ediyor yani. Şarkı hak ediyor bunu. Bizi sadece Beşiktaş'ta dostlarımız mı dinliyor? Yoksa yok, hayır. Hepsi, herkes dinliyor tabii, değil mi? Tabii tabii, aynen. Bütün dinleyen sevgili dostlarımıza buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben de Beşiktaşlıyım. Yani. Beşiktaşlı dostlarımıza. Bunu vurgulayalım değil mi? Hayır. Beşiktaş'ı da çok seviyorum. Tabii Ayhan sevgili çarşıda. Ayhan benim kuzenim. Öyle mi? Süper. Sevgiler buradan dinliyordur eminim. Ayhan Güner'e de buradan selamlar. Ve bütün Beşiktaşlı ve bütün çarşılı kardeşlerimize, dostlarımıza da buradan sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sanırım yurt dışındaki herkes de dinliyor değil mi? Gerek Beşiktaş'ta, evet, gerek olmayan falan. Yani dünya çapında dinleniyoruz sadece. Aynı, hani güzel. Avrupa ülkeleri değil, Amerika'da dinleyen var, Londra'da dinleyen var. Aynen, güzel. O zaman buradan yurt dışından dinleyenlere de ayrı bir sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Kesinlikle. Yani şöyle bir durum da söz konusu. Kitlemiz sadece Beşiktaş taraftar değil. Biz tabii ki taraftar bir radyoyuz. Evet. Beşiktaş'a hizmet veren bir radyoyuz ama çok enteresan ki çok güzel mesajlar alıyoruz farklı taraftar gruplardan. Ne güzel. Güzel tepkiler alıyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Beşiktaşlı oluşumuz ekstra bir gururlandırıyor. Yaptığımız ekstra bir gururlandırıyor. Konuklarımız da tabii ki sizler gibi değerli ve güzel olunca üzerinden de gelmiyor. Bu Beşiktaşlık nereden geliyor Murat Bey? Ben ya şey, arada hep böyle şeyler hep küçükken oluyor biliyor musunuz? Evet. Dayınız size bir tane eşofman alır. O saatten sonra Beşiktaşlı olursunuz. Değişmez diyorsunuz. Tabii. O saatten sonra da değişmez. Hep genelde ya amcalar ya dayılar böyle yeğenleri etkilerler. Onlar hangi takım tutuyorsa siz de o takımdan olursunuz. Ama iyi ki Beşiktaşlı olmuşum. Çünkü Beşiktaş'ı seviyorum, çarşıyı ayrı seviyorum. Ve çok güzel etkinlikler oluyor. Bunlara da katılıyorum. İşte Beşiktaş ne bileyim, hani özellikle çarşı grubundaki bu hayvan barınakları oluyor. Sosyal şey, işte barınak, evet, sosyal platformlar, bir de barınak konserleri oluyor. Onlara da gidiyorum el verdiğince. Evet. Sonra hatta gidip işte şey de, ben ayrıca hayvan severim yani, bizim mahalledeki, yani sitede oturuyorum, o sitedeki bütün işte kedilere falan ben bakarım yani, herkes güzel. Beni tanır. Gerçekten. Elimde mamalarla diyorsunuz. Tabii birisi yaralanınca falan bizim kapı çalar yani. İşte şu kediye şu olmuş, bu kediye bu olmuş falan. Alır hemen götürürüz, ederiz. Sonra işte mamalarını veriyorum, şey yapıyorum. Tabii çarşı da bu konuda çok etkin. Ve işte kışın onlara yuva yapılıyor falan. Gidip yapıyoruz biz de. Gerçekten. Elimizden geldiğince destek veriyoruz ve çok da seviyorum. Bunu çok keyifle yapıyorum. Çünkü farklı bir şey değil mi? Yani tabii insanlar, yani insan içinde böyle hayvan sevgisi varsa, merhamet varsa, hı hı, o insandan size hiç zarar gelmez. Gelmez. Yani şeydir, o insanları da sever. O dosttur. İşte o dostlar bir arada olduğu zaman bu hayatın önemi oluyor. Ya bir anlamı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben de o yüzden çok seviyorum böyle etkinlikleri. Ve elimden geldiğince birlikte olmaya çalışıyorum. Bugün bir arkadaşımla konuşuyoruz. Diyor ki Dilekçim de bizi mahalle çıldırmış. Neden ki? Herkesin elinde mama, kimse kimsenin suratına bakmıyor. Herkes köpek peşinde falan gitti peşinde niye? Dedim ki sizin mahalle çıldırmamış. Sizin mahalle çok güzel bir mahalle. Ne yapsın sana selam vererek, sohbet ederek dedim yani. Ne anlatacaksın? Bütün duygu orada yani aslında. Tabii ki çok güzel. Ya sizden böyle hani rica edersek yana yana bir canlı alabilir miyiz? Ya böyle çok istiyorum ama. Vallahi hani ton ayarlayabilir miyiz bilmiyorum. İstersen. Son alabilir miyim? Zaman ne çabuk geçiyor, zaman ömür bitiyor, hayat kimini kolluyor, kimini zorluyor, sonunda harcıyor hayat. Kimini kolluyor, kimini zorluyor, sevini yakıyor. Yana yana
yana yana veda ettik o yıllara. Aşk yürekte sönmüş ateş, kül bıraktık yarınlara. Yana yana, yana yana veda ettik o yıllara. Aşk yürekte sönmüş ateş, kül bıraktık yarınlara. Yana yana, yana yana veda ettik o yıllara. Aşk yürekte sönmüş ateş, kül bıraktık yarınlara. Olmaz mı? Olmaz mı? Süper ya. İşte böyle dinlemek ayrı bir güzel. Tamam, oradan dinliyoruz ama kimse şu an benim tadımla varamaz vallahi billahi. Üzgünüm. Neyse ki bunu dinleyicilerimize de ulaştırmış olduk vallahi. Süper oldu. Bu arada ilk şey değil mi? Hani radyo programında normal telefonda katılıyor. İlk canlı radyo. Bunu lütfen programı. Burada bastıra bastıra söyleyelim lütfen. Neydi? İlk radyo, canlı radyo programı. Ay 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 ay. Zaten şarkı bir haftadır çıktı. Aynen. Çok teşekkür ederim. İnşallah sizin de ayağınız uğurlu gelir. Kesinlikle. Kesinlikle gelecek yani. Ben ona eminim. Vallahi ay kesinlikle öyle olsun. Şimdi klipten bahsedelim. Yani klip geçti. Uzun sürdü mü? Nerede çekildi? Bunlar mesela merak. Ben de işin en güzel hep oralarını kısıttım. Merak yani, ediyorum yani. Ya klip sevgili Kubilay Kasaba, çok teşekkür ediyoruz. Ya onunla buluşmamız da şöyle oldu. Bir baktım elinde böyle dosyalar falan, defterler, mefterler. Bir geldi hepsini yazmış, şurada olacak işte, burada şu çekim yapılacak, burada şu. Bir baktım böyle, hiç öyle bir yönetmenle her şeyi planlamış, programlamış, böyle saniye saniye yazmış falan. Demek ki o da şey yani, ve çok heyecanlandım dedi şarkı için. Bu çok güzel bir klip olacak dedi. Dedim zaten bir ton dosya hazırlamışsın, bu kötü olursa ayıp olur dedi. Ondan sonra o da gerçekten işini çok özenle yapıyor. Ona da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kubilay Kasap, teşekkür ediyorum sana. Vallahi süper. Şey otelde, otel evet. Şeyde çekimi oldu değil mi? Karaköy'de şey Balta Limanı mı? Neydi doğrusu? Yok. Sütlüce tarafında galiba. Sütlüce tarafında bir oranın adı. Bir şey diyorlar yani. Eyüp tarafı. Eyüp. Aynen, Eyüp'ü kapsıyor. Aynen. Balat. Ha. Süper. Balat. Çok iyi ya. Balta Limanı dedim, bizim oraya ne ara geldiniz? Ben de gideyim oraya. Beyle başlıyor ya. Balat. Balat'ta. Balat'ta çok güzel bir otelin balo salonunda çekildi. Burada böyle hep böyle şey misiniz, pozitif misiniz? Hani hikayeleri anlatırken de böyle şey, hiçbir hayırlık, bir olumsuzluk yok, normalde olması gerekiyor. Yani siz sanatçısınız. Bir kapris göreyim ben dedim ama yok, olmadı. Yok, henüz yok. Bizde yani kalmadı. Çok iyi ya, bu pozitif olmak gerçekten güzel bir şey. İnsanın işine yansıyor, dostluklarına yansıyor, menajerine yansıyor, öyle diyeyim. Evet, süper. Bu arada şey... Bu kadar hani müzik tamam okey, her şey zaten sizin hani hayatınız, varoluşunuz ama peki şey var mı? Oyunculuk düşüncesi var mı? Aman Allah'ım, gitar ele alın ya. Oyunculuk yok, benim öyle tiyatral yeteneklerim yok yani. Niye ama çok böyle şey, suratınız var yakın ekrana. Ne bileyim, hani aklıma gelmedi. Bir zamanında bir iki tane böyle film ve başrol teklifi gelmişti de ben korktum. İşte soyadım Başaran ya. Hı hı. Hani ya bir de filmde başarısız olursam olmaz. Yok yani. Yok ya, ama olmaz. Ben pozitifsiniz. O da ayrı bakış açısı. Ne söylüyoruz? Neyse, bu da benden size gelsin. Vallahi süper ya. Ne çalayım? Gezi Sarı. Gezi Sarı, peki. Bu da klibini çekeceğim şarkılarımdan. Ooo, süper. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimize buradan sürpriz yapalım. Onlar da ilk defa dinleyecekler sanırım. Süper oldu bu. Hangi yola çıksan yüzüme esiyorsun. Kalbim sahilde kaldı, üstüne basıyorsun. Bu ölümsüz aşkın susmak mıdır cevabı?
Hep uykusuz yazılır aşıkların kitabı. Bu gece seni andım, bu gece yine yandım. Bu gecede sende aklım, ah benim gizli saklım. Bu gece seni andım, bu gece yine yandım. Bu gecede sende aklım, ah benim gizli saklım. Ben inanam, ben inanam, ben inanam, ben inanam. Seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özleyiş bu, öyle bir son yalvarış. Bilirim kavuşamam, dizinde ölsem yeter. Bu gece seni andım, bu gece yine yandım. Bu gecede sende aklım, ah benim gizli saklım. Bu gece seni andım, bu gece yine yandım. Bu gecede sende aklım, ah benim gizli saklım. Bu gece seni andım, bu gece yine yandım. Bu gecede sende aklım, ah benim gizli saklım. Vallahi müthiş. Şimdi bu şarkı daha çıkacak. Çıkacak değil mi? Yani parça parça mı böyle düşünüyorsunuz hep tek tek? Evet, tekli tekli. Bu yeni projeydi o zaman. Yeni evet, gelecek evet. olan proje. Evet. Süper ya, bu sizin da harika yani. Şeydi. Vallahi ya. Ne diyorsunuz ya? Şey diyecektim, ben saçmalamayın falan diyecektim neredeyse. Gerçekten çok güzel. Var mı bir hikayesi şarkımızın? Olmalı. Şarkı müziği bana ait. Sözleri sevgili Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Bu gece sen de aklım, evet. Evet, Ahmet abiyle böyle bir gün oturduk, sohbet falan filan. Böyle melodiyi çaldım sadece. Bariraram, barararam falan diye. Bana dedi ki, bunun sözleri yazdın mı dedi. Yok, yazmadım dedim. Bunu beraber yazalım dedi. Hmm. Ondan sonra baktım sözlerini yazmış. Ertesi gün sabah bana WhatsApp'tan atmış. Bir baktım sözler çok güzel olmuş dedim Ahmet abi. Bayağı aşkın. Çünkü çok hissettim şarkıyı. Evet. Dedi. Ondan sonra ben dedim ki, bunu sen yazmalıydın, sana bıraktım dedim. Ben bilerek o şarkıyı da ona çaldım. Çok iyi, çok onu yazacağını da iyi biliyordum. Çok iyi. Ondan sonra o da büyük heyecanlandı böyle, hissettim onu. O heyecanı görünce de hiç ellemedim zaten söz falan filan. Direkt sevgili Ahmet Selçuk İlkan yazdı gerçekten. Türkiye'de o da bir değer. Çok değerli bir şair, söz yazarı. Ona kesinlikle. Da kucak dolusu sevgi ve selamlarım. Süper. Vallahi bildiğim böyle hani dinlemek çok güzel oldu. Bir de böyle hani ilk bizde dinlemek böyle. Şimdi bir gururlan, gururlan, burası Beşiktaş gibi oldu. Çok teşekkür ederiz bu arada. Bir kısa reklam arası verelim. Bir de nefes alalım. Bir çay molası verelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim sevgili mi? Sevgili Emel de geldi. Emel'e de biz teşekkür evet. ettik ama. Hoş geldiniz. Reklamlardan sonra dedim biraz hoş geldin. Beş gün yaparız diye. Efendim kısa bir reklam arası. Ondan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kaliteli hizmet anlayışı, lezzetiyle parmak ısırtan Ali Baba İskender'e hala gitmediyseniz adres belli. Ihlamurlar Caddesi, Sinan Paşa Yeni Hamam Sokak, No 9/A, Beşiktaş. En lezzetli İskender, Ali Baba İskender. Beşiktaş merkezde olan Golden Pen'de hijyen ve harika hizmet anlayışıyla Türk misafirperverliğini evinizdeki gibi yaşamak sizin elinizde. Şık restorantı ve kafesiyle aileniz ya da dostlarınızla keyifli saatler geçirmek için 0212 258 65 65 telefon numaramızdan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Hala işime ne hediye alacağım diye düşünme. Fikir bizden, rezervasyon sizden. Otel Golden Pen. İşte beklediğiniz fırsat ayağınızda. Şimdi derin bir nefes alın ve arkanıza yaslanın. Masmavi bir denizin yanı başında, Türkiye'nin cenneti Urla'da yaşamak sizin elinizde.
güne kuş sesleriyle başlayıp doğanın tazeliğini içinize çekmek istemez misiniz? 4 artı 1, 2 artı 1 tam size göre. Yeşilin tüm tonlarını seviyor ve ağaçların yaprakları arasında süzülen enfes bir gün batımı eşliğinde bambaşka bir havuz deneyimi yaşamak istiyorsanız işte durmayın, haydi hemen bizi arayın. Uygun fiyatlarda olan Urla Bayoğlu evlerine sizler de sahip olun. İletişim için 0535 321 1903. Haydi bekliyoruz.
Evet sevgili dinleyenler, biz yine sizlerle beraberiz ve yine Murat Paşa'nla beraberiz. Tabii ki güzel bir çayımızı içtik, kendimize geldik, öyle midir? Evet, teşekkür ederim çay için de. Vallahi afiyet olsun, çay her zaman olmalı. Çayı sohbeti başka. Birbirinden değerli konuklarımız da geldi. Vallahi sürpriz. Sevgili Emel Yalçın da geldi, Kurtuluş da geldi. Dedim ya biz bir ekibiz diye, Tülinürker'de öyle. Bu ekip ruhuyla çok güzel gidiyoruz. Ekip değil, aile gibi olmuşsunuz sanki değil mi? Böyle neredeyiz hep beraber oradayız. Evet. Kuzenler benim. Vallahi süper olmuş. Ben aslında Emel'in ağzından seni dinlemek isterdim şimdi. Ha? Emel'in ağzından dinlemek isterdim seni. Olmaz mı? Ben eski radyocuyum. Yani en sevdiğim. Susmamayın. Vallahi susma ya. Vallahi ne olursun. Bilirim ona göre yani. Vallahi yani şu kadar söyleyebilirim. Bu kadar beyefendi insanlara hasret kalmışız biz. Hem işine karşı çok saygılı. Hem biz burada olsak da olmasak da ekibine karşı çok saygılı. İşte bu yüzden peşinden koşuyoruz. Bırakmıyoruz diyorsun. Bırakmıyoruz. Geliyoruz. Bir kere çok zaten hani bizim de çocukluğumuzdan beri demeyeceğim ama hani genç dönemlerimizden beri çok severek dinlediğimiz bir sanatçıyı hem üreten hem yorumlayan bir sanatçıyla beraber çalışmak bizim için çok büyük bir gurur tabii ki. Bilmukabele. İlk işimiz birlikte ama sanıyorum bundan sonra hakikaten kuzen tabii. Devam edecek. İlk iş mi şimdi bu sizin beraber? Şu anda ilk iş beraber. Tabii biz Murat Paşa'nı her zaman biliyorduk. Daha önce radyo programlarında da ağırladım. Evet. Yani televizyon programlarıma da gelmişti. Tanışıklığımız vardı ama bu sefer sağ olsun Tülin Hanım'la beraber projesini emanet etti bize. Biz onu alıp inşallah o bebeğimizi büyüteceğiz. En güzel yere taşıyacağız, büyüteceğiz hep beraber, el bebek, gül bebek. Ya gerçekten bir bebek şu anda ama canla başla diyorsunuz, hep beraber büyütüyor olacağız diyorsunuz. Ya buna çok ihtiyacı yok aslında Murat Başar'ın. Zaten biliyorlar, tanıyorlar ve seviyorlar. Ama biliyorsunuz ki sektörde her şey çok oyun kuralına göre oynanmıyor. Değil mi? Biraz savaşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Herkes dürüst olsa işte o YouTube'da, orada vesaire de gerçek sanatçılar zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bir radyo PR'ına, bir basın PR'ına ihtiyacı kalmayacak ama oyun kuralına göre oynanmadığı için biz ne kolluk kuvvetler balıyoruz seni. Devreye giriyoruz orada. Tırnaklarımızı çıkartıyorsunuz. Amazon kadını olarak Tülin'le beraber tırnaklarımızı çıkarıp kazıya. Vallahi, iyi yere geleceğiz. Allah herkesin başını sizin gibi böyle versin. Yani ne güzel değil mi? İnsanın arkasında birinin destekçisi olması, yanında olması, işte aynı görüşte olmak, bunlar çok özel ve güzel şeyler. Birlikte büyümek, birlikte bir yere gelmek gerçekten çok hoş bir şey. Zaten Murat Bey gerçekten çok kıymetli bir kesinlikle. Sizler de öylesiniz gerçekten. Siz de. İnşallah dediğiniz gibi hep beraber büyütürüz, hep beraber güzel bir şekilde İnşallah. Olur. Murat Bey, eskilerden mi? Yok. Bebekten bahsedince, bebeği büyüteceğiz deyince böyle yana yana aklıma geldi. Vallahi. Emel Hanım için bir çalayım dedim. Vallahi çok iyi olur ya, süper olur. Bir kuble daha. Tamam. Tabii Yıldız Silbe yok burada ama ben söyleyeceğim şarkının olsun. Hepsini. Olsun. Söyleyeyim. Zaman ne çabuk geçiyor zaman. Bitiyor hayat, kimini kolluyor, kimini zorluyor, sonunda harcıyor hayat. Kimini kolluyor, kimini zorluyor, sonunda harcıyor. Yana yana. Veda ettik o yıllara, aşk yürekten sönmüş ateş, kül bıraktık yarınlara. Yana yana, yana yana, veda ettik o yıllara, aşk yürekten sönmüş ateş, kül bıraktı yarınlara. Sabır ne çabuk tükeniyor, sevgi gün bir gün bitiyor. Seven seveni kırıyor, aşkı harcıyor, kıymet bilmiyor. Seven
aşkı harcıyor, kıymet bilmiyor. Yana yana, yana yana veda etti o yıllara. Aşk yürekte sönmüş ateş, kül bıraktı yarınlara. Yana yana veda etti o yıllara. Aşk yürekten sönmüş ateş, kül bıraktı yarınlara. Ya işte böyle, kim acaba şurada olmak istemezdi? Şimdi mesajlarımız var, biraz okuyalım mesajlarımızı. Böyle güzel güzel şeyler gelmiş. Tunç Eren demiş ki muhteşem, muhteşem, muhteşem. Murat Başarı'nın Beşiktaşlı olduğunu biliyordum. Şimdi daha da Beşiktaşlıyım diyorum. İsviçre'den selamlar demişler. Sağ olsun. Bizden de selam sevgiler. İsviçre'ye, evet. Selda Güney demiş ki Berlin'den selamlar. Murat Başarı'nı Almanya'da mutlaka bekliyoruz. Yıldız Silve ve Murat Başaran muhteşem ikili demiş. Çok teşekkür ederim. Vallahi aynen öyle olmuş. Güneş Gezici demiş ki ya sen nasıl bir insansın? Pardon, bunu derim bana demiş. Dilek abla, Murat Başaran mı? Wow, uzun zamandır göremiyorum. Okumazdım. Kendim ölmüş gibi oldum. Güneş'im sağ ol, teşekkür ederiz. Hediye Genç demiş ki bayılıyorum bu adama, reklam girmeyin ne olur demiş. Ben bileydim girer miydim sen istemiyorsun Hediye. Gülcan Aksak demiş ki neredesiniz ya, sizi bekliyoruz biz, çıktık ya buradan. Süper vallahi. Bizim de yani biz de bir insanız, bir çay içelim değil mi ama Gülcan. Derya Hayat demiş ki Norveç'ten bir yazılımcıyım ve şu an hala mesaideyim. Kod yazarken arkada Murat Başaran dinlemek, anlatamam demiş. Hayatta Beşiktaş'ta yaşıyorum ve ülkemde o kadar çok özledim ki duydum ki anlatamam falan demiş yani. Evet, çok sağ olsun. Ya evet, işte böyle olunca insan bir değil mi, memleket hasreti, memleket özlemi çok fazla, ama dikkat ettiyseniz hep böyle işte Norveç, Almanya, İsviçre falan. Ya zaten yurt dışında mesela konserler olduğu zaman, mesela burada da tam konserlerimiz oluyor, festivaller oluyor. Hı-hı. Burada da sevenlerimiz sarılıyor ama oraya gidip konser verince, yani onu benle yaşamanız lazım. O kadar sıkı sıkı sarılıyorlar ki orada böyle anlıyorsun, arada 2500 kilometre, 3000 kilometre var diyorsun yani. Sağ olsunlar, çok böyle içten sarılıyorlar ve gerçekten o özlemleri, sevgilerini, her şeyini o şekilde yansıtıyorlar. Ben de konserlerimi en iyi şekilde orada söylüyorum. Programlarıma hiç saat bakmıyorum. Hani ne derlerse o şekilde o kadar güzel bir sohbet ve konser zinciri oluyor ki çok keyifli oluyor. Bir daha görüşüyoruz. O yüzden çok teşekkür ediyorum onlara da. Valla şimdi bir mesajımız daha var. Merhabalar, bu güzel enerjinize, sesinize hoş geldiniz radyomuza demiş. Bak bizden birileri yani, görüyorsunuz değil mi? Ben Murat Maşaran'dan mümkünse ya parçasını okursa çok sevinirim. Sevdiğim hayatımın anlamını armağan ediyorum. Turkuaz'dan iyi kisine gelse iyi yayınlar demiş. Bilmiyorum canım, ya olur mu? Olur mu? Verelim mi bir tane yani? Vallahi çok sevinirim. Nereden verelim? buradan verelim o zaman. Ama onun öncesinde şöyle yapalım ya. Tamam. Onu hazırlarken şöyle diyelim. Siz burada hani projeler, programlar, hani neler var önümüzde, İstanbul içi, İstanbul dışı dinleyenler, bir duyuralım mı onları? Şimdi bayramın üçüncü günü Domaniç konserimiz var. Domaniç Kütahya'nın ilçesi. Domaniç konserimiz var. Daha sonra gene bir Fethiye projemiz var. Daha sonra bir Almanya konserimiz var. Bir de Konya konserimiz var. Şu an bunlar var. Bir tane Tekirdağ var. Tekirdağ var. Bunların hepsi hani tarihleri belirlenecek olan konserlerimiz. Ve tabii bunların hepsi Ramazan'dan sonra biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Başlıyor bayramda. Bayramda itibaren işte koşturmacalar başlayacak. Ya yazın bence şey olur ya, hani ben nefes alacağınızı pek düşünmüyorum. Ya inşallah ağzım alırsın. Nefes alacağınızı pek düşünmüyorum. Çünkü gerçekten şey, sevilen birisiniz. Şimdi bu 80'ler, 90'lar, 2000'ler hani bizde çok değerli. Evet. Çok değerli olduğu için siz de bizim o dönemimizin en değerli kişilerindensiniz. Yani şarkılarınızda çok mu ağlamadık? Az acı çekmedik mi? Az üzülmedik mi? Yine bir de yana yana yanmışsınız. Öyle. O zaman şey yapalım. Sizin şarkınızı bir dinleyelim. Dinleyicimize gitsin. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Olur, ya ya ya. Murat Başaran sizlerle.
Tekrardan bahsedelim ya, sizin güzel hat böyle, şimdi şöyle öyle bir şey ki bizim için çok değerli yani, ünlülerimiz, böyle konuklarımız, no name hiç fark etmez ama özellikle ünlülerimiz böyle Beşiktaş üzerine şarkılar yazıp söylediği zaman bizim için ayrı bir gurur oluyor. Çok değerlisiniz. Çok yani özellikle ederim. Taraftar için çok değerlisiniz. Zaten hayatta Beşiktaş Radyosu için Tolga Bey'i de özellikle çok selamım var size, kurucumuzun. Siz de çok selam. Bizim için çok değerlisiniz. Yani bunlar hep ruhtan gelen şeyler mi? İçten gelen şeyler mi? Yoksa tabii hani... ki. Yani şöyle içinizden mesela ne geliyor? Sevgiliye şarkı yapmak. Değil mi? Gelir, değil mi? Yani sevdiğinize mesela annenize yaparsınız, sevgilinize yaparsınız. İşte içinizden gelen kim varsa ona yaparsınız. İşte sevginize yaptığın şarkıyı işte Beşiktaş'a yapıyorsunuz. O da sevdiğiniz. O da bir aşk yani. Değil mi? O da ayrı bir aşk yani. O bambaşka bir aşk. O yüzden yazdığım marşlarda da çok böyle özene bezene şey yapmak istedim. Hani sevdiğinize bir şey sunarsınız ya, istersiniz ki hatasız olsun, her şey tabii. Dört dörtlük olsun. Tabii ki dört dörtlük yapamasak da elimizden geldiğince dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. O itinayla çalışıyoruz. O yüzden Beşiktaş benim için çok farklı. Beşiktaş'ta olmak da çok farklı. Tabii aynı zamanda bu yaptığım marşlarda sadece kendim de yapmadım. Çok sevdiğim Beşiktaşlı arkadaşlarımı yaptım. Onların marşlarını da seve seve okudum. Hatta Beşiktaş marşları yapan sevgili bir hocam vardı. Onunla da bir araya gelip bir çalışma yaptık. O da hatta Beşiktaş'ın şampiyonluk CD'sinde çıktı. Sonra bir de işte Siyah Beyaz. Yaşamak Siyah Beyaz adlı şarkında sözü de müziği de bana ait. Marşın daha doğrusu. Bunları böyle seve seve yaptım. İnşallah devamı da gelecek böyle. Bitmeyecek yani bu. Ben bitmesin. Çünkü yani sizden bunları alıyor olabilmek çok güzel bir şey. Bizim de dilimize dolansın. Biz de söyleyelim yani. Teşekkür ederim. Bir öncelikle Hayatta Beşiktaş Radyosu'na geçmeden önce düşüncelerinizi sizden şöyle bir eskilerden bir şarkı alalım mı? Yine olur, gitarınızı seve böyle seve. Bir o konuştursanız. Seve seve. Ayrıca kardeşimiz Umut. Mutlu Sinan. Mutlu'ya da çok teşekkür Mutlu bizim ediyorum. Mutlu göz bebeğimiz. Evet evet, çok güzel gitar çalıyor ve çok güzel eşlik ediyor. Sağ ol. Ona da teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu da benim eskilerden yazma, eski bir şarkı. Seni özer dersin, gözlerin ağlar görürüm, sızar yüreğim. Seni özer dersin, gözlerin ağlar görürüm, sızar yüreğim. Ne kadar yakınsın bana bilirim, ama bir o kadar uzak. Ne kadar yakarsın içimi bilirim, dokunmam bir o kadar yasak. Olsun, dokun beni, yak tenine, al beni, sar sen bana, yalnız bir o kadar yan. Olsun, dokun beni, yak tenine, al beni, sar sen bana, yalnız bir o kadar yan. Seni üzerler seni, gözlerin ağlar görürüm, sızlar yüreğim. Seni üzerler gülüm, gözlerin ağlar görürüm, sızar yüreğim. Allah diyorum. Ya biz bu şarkılarda az ağlamadık biliyor musunuz Murat Bey? Yaktınız bizi vallahi billahi. Evet, Hayatta Beşiktaş Radyosu için ne düşünüyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Valla çok yeni olmasına rağmen, çok yeni olmasına rağmen çok başarılı ve gerçekten tek yürek halinde gidiyor. Bunu da fark ettim. Herkes inanmış.
ve bir Beşiktaşlı olarak ben de inandım. Bundan sonra her zaman birlikteyiz inşallah. Ne gerekiyorsa ben de konuğunuz olarak, gerek destekçiniz olarak süper, her şekilde yanınızdayım. Tebrik ediyorum. Tolga Bey'e de selam, sevgilerimi iletin. Onu da ayrıyeten tebrik ediyorum. Gurur duydum. Ya değil mi? Böyle sizin ağzınızdan bunları dinliyor olabilmek, duyabilmek gerçekten harika bir şey. Öncelikle biz Hayatta Beşiktaş Radyosu olarak buraya geldiğiniz için size, Tülin Hanım'a hepinize çok teşekkür ederim. Ailenize çok teşekkür ederim. Biz çok gurur duyduk, çok mutlu olduk. Gelmenizi çok istiyorduk zaten. Özellikle bizden birileri olduğu zaman burada olmak, beraber bir şeyler paylaşıyor olabilmek, söylüyor olabilmek çok güzel bir şey. Elinize ayağınıza sağlık diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu güzel radyonuzda bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programınıza küçücük bir renk kattıysam ne mutlu bana diyorum. Küçük. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgili Emel Yalçın'a, sevgili Tülin Ülker'e, Kurtuluş'a çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli radyocularımıza, dilekçem sana ve değerli arkadaşlarımıza ve radyo sahibimize ve şu an radyoları başında bizi dinleyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderirim. Çok sağ olun, sağlıcakla kalın. Çok teşekkürler. Efendim, Hayatta Beşiktaş Radyosu'ndaki Dilek'le Siyah Beyaz Nameler Murat Başaran'la sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle herkese hoşça kalın.